Deniz Kaymakam Bey, hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Tahrirat Katibi Şükrü Özyazıcı. Hoş bulduk. Ya niye bu kadar soğuk burası? Efendim malumunuz yollar kapalı. Gaz bitti, odun da çok az kaldı. Yakacak başka bir şey yok mu? Yok. Peki, bunlar ne güne duruyor? Aman efendim, onlar mühim evraklar. Dosya içinde durdukça ne işe yarar ki? Yakın gitsin hepsini. Bütün kasabalının dilekçeleri var içinde. Dilekçeyi kaldırdım. Bundan sonra herkes gelip benimle konuşacak. Yakın dedim. Ha şöyle. İliğim kemiğim donmuş be. Vallahi hiçbir şey anlamıyorum yani. Yakında anlarsın. Hadi işinin başına bakalım. Hadi. Baş üstü. Baş üstü. O göğsündeki şangırtılar ne? Madalyalarım. Bir yerden aşırmadın ya. Koru harbinde verdiler. Birini bizimkiler, gerisini Amerikalılar. Sen bayağı kahramanmışsın be. Öyleydik ama ihtiyarladık artık. Çoluğun çocuğun eğlencesi oldum. Millet deli çavuş deli çavuş diye benimle dalga geçiyor. Kim deli kim akıllı onu Allah bilir. Öyle. Haklısın. Haklıyım değil mi? Alo buyurun. Ben kaymakam. Kaymakam bey rahatsız ettim. Ben akıl hastanesi başhekimi Süleyman Demir. Başhekim. Oo Süleyman Beyciğim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim iyiyim sağ olun. Bir maruzatım olacak. Bizim hastaneden geçen gün iki deli kaçtı. İki deli mi kaçtı? Nasıl kaçtı? Niye kaçtı? Neden kaçtı? Bu havada sizin kasabaya ulaşabileceklerini sanmıyorum ama gene de şüpheli iki kişi görürseniz yakalayıp bize haber verin. Tabii. Hemen bildiririm. Ne biçim adamlar bunlar? Birisi kendini devamlı hakim zannediyor. Öteki zararsız. Kriz gelince harp çıkartıyor. Harp mı çıkartıyor? Vah vah vah. Bak harp çıkartıyormuş. Nasıl biri bu? Uzun boylu, esmer, yakışıklı. Yakışıklı mı? İltifatınıza teşekkür ederim. Demek yakışıklılar da çıldırabiliyormuş. Hiç merak etmeyin. Böyle iki deliye rastlarsam derhal yakalarım. Tabii canım. Sağ olun. Rahatsız ettim. Allah Allah. Bana bak. Sakın kaçan delilerden biri sen olmayasın. Aman kaymakam bey. Ben 20 senedir bu kaymakamlıkta hademelik yapıyorum. Bundan sonra hademelik yapmayacaksın. Benim özel yaverim olacaksın. Sen kaymakam değil paşasın paşa. Çok yaşa. Seni ilk görüşte beğendim. Gözlerin deli gibi bakıyor. Seninki de deli gibi bakıyor. İyi, demek ki anlaşacağız. Anlat bakalım bu kasabada ne dümenler dönüyor? Gel de gözlerinle gör. Evet, gidelim. Her şeyi yerinde görelim. Jandarma çavuşuna haber sal. Sen de silahını kuşan. Baş üstüne. Hı. Hoş geldiniz kaymakam bey. Kaçtan veriyorsun odunun küfesini? 5.000 lira. Yani tanesi 500 liraya geliyor öyle mi? Öyle sayılır. Şimdi ben bu odunları alır kafanı kırarım. Ha? Odunlarına el konmuştur. Halka bedava dağıtacaksın. Ama kanuna aykırı bu kaymakam bey. Kanuna aykırı mı hakimci? Hayır. Usule uygundur. Dağıtılsın. Ama malım bedava gidecek. İflas ederim kaymakam bey. Bundan önce attığın kazıklara say. Herkes ihtiyacı kadar odun alsın. Hadi bakalım. Hadi al. Sabır. Siz de buyurun. Teşekkür ederim. Yandım. Yapmayın durun. İkiler tane alın bari. İflas ederim bazarı. Yapmayın. Yapmayın. Ne olur yapmayın. Kaymakam bey geliyor. Ne olursa senden olur kaymakam bey. Geldiğinize çağırıyorum. Hoş geldin. Ekmek
ekmek yerine çamur yiyoruz kaymakam. Süpürge tohumu yediriyor tamam, bize. Tamam tamam halledeceğiz. Hey fırıncı. Oo kaymakam bey. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Recep oğlum kaymakam beye bir kahve yap. Kalsın. Şuradan bir ekmek ver bana. Ver lan. Peki efendim. Buyurun. Mis gibi kokuyor maşallah. Metresi kaça acaba? Çamaşır ipi. Dikiş iğnesi de çıkabilir. Aa yazık. Ne güzel. Ben çektikçe geliyordu. Bayağı alışmıştım. Aa. Oduncudaki kız burada hakimciğim. Olabilir. Evet. Bu ip ne lan? Bir yanlışlık olacak efendim. Sen bu ipi al da donuna uçkur yaparsın. Kaza. İş kazası. İş kazası. Yakında ben de sana bir iş kazası yapacağım. Değil mi hakimciğim? Aa. Ekmeğin fiyatı 500 lira olmuş. Ne yapayım? Toptancı una zam yapınca mecburen böyle oldu. Kim bu toptancı? Kara Muratoğlu. Ah ne ala. Önce toptancı zam yapıyor sonra sen. Aa. Oduncudaki kız gitmemiş burada. Olabilir. Vallahi o. Hı, olabilir. Sen de bir şeyi tutturdun mu bırakmıyorsun. Olabilir, olabilir. Anladık, olabilir. Olabilir. Ama arkamda. Bu milletin hali ne olacak? Vallahi kendileri düşünsün kaymakam bey. Kes. Ekmeğin fiyatı 50 lira. Tamam mı? Batarım. Ceza olarak elindeki ekmekleri bugün bedava dağıtacaksın. Battım. Geber. Yürüyün bir de şu istifçiyi görelim. Bu kız da bizimle mi gelecek? Olabilir. Olabilir. Ay çıldıracağım fark ya. Fark etmez. Ha, hele şükür değişik bir şey söyledin. Gel seni bir öpeyim. Olabilir fark etmez. Arkadaşlar ekmeğin fiyatı bundan sonra 50 lira. Bugün bedava. İsteyen alsın. Kimciğim, kız tarafından hala takip edilmekteyiz. Sakın tepdil gezen dişi gardiyan olmasın. Yok, onun niyeti başka. Sana hayran oldu, görmüyor musun? Deme ya, güzel kız ama değil mi? Öyle. Ben de ona hayran olabilir miyim? Zamanı var. Halletmemiz gereken işleri unutma. Sen koskoca bir kaymakamsın. Evet, ben koskoca bir kaymakamım. Oo, hoş geldiniz kaymakam bey, şeref verdiniz. Tüccar Hacı Kara Muratoğlu sen misin? Benim efendim, buyurun. Neden un fiyatlarına zam yaptın? Efendim, bunu ayrı bir yerde baş başa konuşsak... Olmaz tutuklusun. Anlamadım. Bak anlatayım. Halka küflü bulgur, kurtlu bakla, çamur gibi yağ satıyorsun. Hiç utanman yok mu senin? Unun yarıdan fazlası kepek. Üstelik içinde süpürge tohumu. Aman efendim, bir yanlışlık olur. Yo, durumu inceledim. Seni gidi istifçi kara borsacı. Suçun büyük. Cezası nedir hakimci? Düşüneyim. Düşünme. 40 satır mı? 40 katır mı? Yok. O ceza masallarda olur. Ha. Ne yapalım peki? Bari asın beni olsun bitsin. Aa, bak. Cezasını kendisi buldu. Asalım.
Dara ağacı hazırlansın.